İdrardaki mineral ve tuzlar yoğunlaşıp kristalleşir ve birbirine yapışarak taşlaşır. Su tüketimi yetersizse taşlaşma artar. İdrarın aşırı asidik olması da böbrekteki taş oluşumunu artırır. Böbrek taşları oluşumu, nefrokalsinosis adı verilen kalsiyum fosfatın böbrek dokusunda birikmesinden farklı bir oluşumdur. Böbrek taşları böbrek dokusunda değil, böbrek boşluğunda bulunur. Böbrek taşı oluşumunun en önemli nedeni idrardaki mineral yoğunluğunun artmasıdır. Böbrek taşları 4 gruba ayrılır. Bunlardan %75'i kalsiyum oksalat, %15'i magnezyum amonyum fosfat, %6'sı ürik asit, geriye kalanlar ise sistin taşlarıdır. İstatistiklere göre toplumun yaklaşık %15'inde böbrek taşı bulunmaktadır. 20 ile 30 yaş arası bireylerde böbrek taşı bulunma oranı daha da yükselmekte. Ancak son yıllarda çocuklardaki böbrek taşı artışında yükselişler kaydedilmiştir. Bunun temel nedeninin rafine gıdalar olduğu düşünülmektedir. Böbrek taşlarının tekrarlanma olasılığı %80'lere kadar ulaşabilmektedir. Böbrek taşı görülme yaşı ne kadar erken olursa tekrarlanma olasılığı o kadar yükselmektedir. Erkeklerde kadınlardan 4 kat fazla böbrek taşı oluşumu tespit edilmiştir. Ayrıca böbrek taşı oluşumunun sıcak iklim ile olan ilişkisi de bilinmektedir. Sıcak iklim olan bölgelerde böbrek taşı oluşumu 2 katına çıkmaktadır. Bir böbrek taşı mercimek büyüklüğünde olabildiği gibi bir yumurta büyüklüğünde de olabilmektedir. Ancak ağrılı dahi olsa böbrek taşlarının %90'ı kendiliğinden düşmektedir. Magnezyum, amonyum, fosfat taşlarının oluşumu idrar yolu enfeksiyonuna bağlıdır. Bu taşların boyutları genellikle büyük olur ve böbrek boşluğuna yerleşir. Kalsiyum oksalat kaynaklı taş oluşumunu engellemek için yeteri miktarda meyve ve sebzeden zengin gıdalar yemek çok önemlidir. Böbrek taşları hiçbir belirti vermeyebileceği gibi oldukça sancılı ağrılar olarak da belirti verebilir. Ağrı yapmayan taşlar genellikle böbrek boşluğunda hareketsiz olanlardır. Ancak uzun vadede böbrek hasarına yol açabilirler. Küçük taşlar ise hareketli oldukları için şiddetli böbrek ağrısına yol açarlar. Bu taşlar genellikle kalsiyum oksalat taşlarıdır. Hareket ettiklerinden böbrek iç çeperine çarparak zarar verirler ve idrarın kanlı çıkmasına sebep olurlar. Harvard Üniversitesi'nde 45 binden fazla insan üzerinde yapılan araştırmada, kalsiyumca zengin diyet ile beslenen kişilerde böbrek taşı, sanılanın aksine 1/3 oranında daha düşük çıkmıştır. Daha önce de kalsiyumca zengin gıdaların böbrek taşı yaptığına ilişkin görüş yanlışlanmıştır. Sağlıklı bir bireyde bağırsak iç dokusu, toksit maddelerin kana geçişine izin vermez ve bir güvenlik duvarı oluşturur. Ancak bağırsak geçirgenliği artmış ise bazı zararlı maddeler bağırsaktan kana geçebilir. Dolayısıyla bağırsak iç dokusunda yeterli miktarda kalsiyum yoksa zararlı maddelerin kana sızması artış gösterir. En önemli kalsiyum kaynakları yeşil yapraklı bitkilerdir. Süt ürünleri kalsiyumca zengindirler. Ancak fosfor bakımından da zengin oldukları için iyi emilemezler. Yeşil yapraklı bitkilerde ise kalsiyum fosfor oranı verimli bir düzeydedir. Bazı hastaların bağırsaklarında biriken yağlar enzim yetersizliği nedeniyle yeteri kadar emilemez. Emilemeyen yağlar ise kalsiyumla kimyasal etkileşime girerek sabunlaşır ve dolayısıyla dışkı olarak dışarı atılır. Bağırsaktaki faydalı mikropların bir bölümünü anaerobik bakteriler oluşturur.
Bu bakteriler bağırsaktaki oksalatı tüketirler. Dolayısıyla da böbrek taşı oluşumuna engel olurlar. Ancak bağırsak florası bozuk olan insanlarda bu anaerobik bakterilerin sayısı azalır ve ortamdaki kalsiyum oksalat oranı artar. Böyle durumlarda böbrek taşı oluşumu başlamıştır. Ayrıca bazı antibiyotikler de anaerobik bakterilerin oluşumunu yavaşlatabilir. Antibiyotik kelime anlamı ile yaşam karşıtı anlamına gelmektedir ve böbrek taşı oluşumunda büyük etkisi vardır. Unlu ve şekerli gıdaların diyetten çıkarılması böbrek taşı oluşumunu azalttığı bilinmektedir. C vitamininin kalsiyum oksalata dönüştüğü ve dolayısıyla böbrek taşı oluşumuna yol açabileceği görüşü geçerliliğini kaybetmiştir. C vitamini tüketimi ile böbrek taşı oluşumu arasındaki bir ilişki saptanamamıştır. Kola ve gazlı içeceklerin böbrek taşı yapma olasılığını artırdığı tespit edilmiştir. Böbrek taşını önlemenin en iyi yolu yeteri kadar su içmektir. Böylece idrardaki mineraller seyrekleşir. Isınan havaya bağlı olarak da su içimi artırılmalıdır. Eğer idrar su rengine yakın gelmiyorsa yeteri kadar su alınmamış demektir. Erişkin bir kişi günde en az 2 litre su içmelidir. Sebzeler ve meyvelerin idrardaki alkali oranı artırdığı, proteinli besinlerin, şekerin, unun ve rafine gıdaların idrarı asitleştirdiği hiçbir zaman unutulmamalıdır. Bedensel aktivitenin azlığı da böbrekteki taş oluşumunu artırdığı bilinmektedir. Böbrekteki kalsiyum oksalat taşlarının eritilmesinde en doğru ve etkili yöntem bol su içmek ve doktora danışarak B6 vitamini ve magnezyum almaktır. Ev yoğurdu, kefir, turşu, sirke gibi probiyotiklerce zengin gıdaların tüketilmesi, böbrek taşı oluşumunun önlenmesinde en önemli etkenlerdir.